Merhabalar. Grafik konusunda C Sharp'ı kullanıyoruz. Ve C Sharp'ın desteklediği birkaç tane kütüphane var. Bunlardan bir tanesi de OpenTK. Daha önceden Tao kütüphanesini kullanmıştık, anlatmıştık. OpenTK'nın getirdiği komutlarda bir sadelik söz konusu. Bir de metot overloading denilen bir yöntem kullanılmış. Bunları anlatacağım. Şu anda basit bir üçgen çizimi uygulaması görüyorsunuz. Bir de döndür butonu var. İşte buna tıklandıkça üçgeni merkezde döndürüyor. OpenTK'nın bir güzel tarafı da projenin hiçbir şekilde kurulmasına ihtiyaç duymadığı, kütüphaneler kullanması. Yani DLL'ler projenin içerisinde. Siz boş bir proje alıp bu projeyi değiştirerek istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ben size bir tane boş proje bu üçgenin projesini vereceğim. Drive üzerinden. Şöyle baktığımızda bir tane OpenGL Control GL Control denilen bir nesne var. Bunun ismini GL Control yaptık. Boyutunu da kare olacak şekilde tanımladım ben. Formu da bu kareyi içinde alacak şekilde biraz genişlettim. Bu tür bir ekranda, dizayn ekranında işte butona vesaire bastığınızda onun kod kısmına geçer. Butonu buton döndür diye isimlendirmişim. Böyle tercih ediyorum. Onun klik metodunda bir alfa açısı bu aslında. Beşer derece arttırılıyor ve 360'a göre modunu alıyoruz. Yani 360 olunca sıfıra dönüyor. Bu şekilde. Açıyı beşer derece arttırdıkça GL kontrol nokta refresh'i çağırıyoruz. Yöntem bu. Alfa açısı da en tepede alfa 0 diye tanımlanıyor. Bu proje ilk geldiğinde işte initialize component C bir komutu. Şurada load kısmında yani GL kontrol alt çizgi load kısmında bir şeyler yapılmış. Buraya normalde siz hiç dokunmuyorsunuz. Yani view matrisi, projeksiyon matrisi ayarı var bir tane shader program ayarı var. Vertex buffer initialize diye bir şey yapılmış. Yani aslında tamamen OpenTK ile alakalı şeyler. Kameranın konumlanacağı yer belirlenmiş önceden. Ve projeksiyon matrisi doldurulmuş burada bu komutlarla. Bizim ekstra ekleyebileceğimiz şu alt kısım olabilir. Viewport denilen pencerenin eni boyu nasıl ayarlanacak diye. Yine buraya da dokunmanıza gerek yok aslında. Ekranı silme rengi mesela siyah burada. Red, green, blue kodlama olduğu için. Bir de şurada hiç dokunmayacağımız solution'da bir takım şeyler var. Shader program.cs içerisine girdiğinizde bir takım shader kodları dolduruyor. Bunlar önceden ayarlanmış. Buralara dokunmayın lütfen bizim yapacağımız bir şey yok. Vertex Buffer diye bir class ayarlanmış. Texture için bir class ayarlanmış. Bizim dediğimiz gibi bunlarla işimiz yok. Peki o zaman bizim nereyi değiştirmemiz mümkün? Kontrol nesnesinin paint özelliğini değiştirebiliriz. Bakın üçgen burada çizilmiş oluyor. Burayı açıklayalım. Mesela clear dediğimizde artık biraz değişik yazılıyor. Ekranı silme komutunun içerisindeki sabitler bu şekilde tanımlanmış. Artık clear buffer mask nokta color buffer bit diye bir şey var. Bununla clear buffer mask nokta depth buffer yani hem renk buffer'ını hem de derinlik buffer'ını sıfırlamak için böyle bir şey yapıyoruz. Araya or işareti konuluyor. Böylelikle clear'a gönderiyorsunuz. O da her iki buffer'ı da siliyormuş bu haliyle load identity deyince köşegeni bir olan bir matris. View matrise dolduruluyor. Sonra alfa açısı kadar Z'de bakın X, Y, Z koordinatları bunlar. Z'de alfa açısı kadar dön dedik. Döndürüp şuraya geliyoruz. Üçgeni bu begin ve end arası çiziyor. Önceki bildiklerimizden OpenGL'in temel kütüphanesinden farklı olarak değişkenler özel isimler verilmiş ama siz GL begin deyince zaten kendisi öneriyor. Diyor ki primitif type mi çizeceksiniz? Yani temel nesnelerden bir çizilecek? Evet. Primitif type nokta triangles dediğinizde üçgen çizeceğim demiş oluyorsunuz. Burası poligon da olabilir. Gene üçgeni çiziyor poligon dediğinizde de. Aşağıya geldik. Bakın color metodu değişmiş. Dikkat ederseniz önceden bu kalır 3 f diye yazılırdı. Metot overloading denilen olay şu. Siz bir metodun içerisindeki parametrelerin tipini değiştirdikçe ismi aynı kalıyorsa mesela bu 3 tane floating point kayan noktalı sayı almakta. Bunu integer verseniz bu sistem kabul eder mi? Onu float'a mı çevirir? Hayır. Integer'lı olan tipine gider. Metot overloading ya da metot aşırı yüklemesi bu demek. Yani ben şurada 0 ile 1 arasında red, green, blue kod vermek yerine yazalım şuraya. R, K, V, B kodlamasıdır bu. Kırmızı, mavi, yeşil kodlamasıdır. 0.0'dan 1.0'a veya 0'dan 255'e tam sayı girerseniz verilebilir. Buna metot overloading deniyor. Yani hem floating point alan yöntem hem de integer alan bir tipi var. Her ikisini de kabul ediyor. O zaman 3 ne? Aslında bu 3 kalmış burada çünkü 3 tanesini vereceğim diyorsunuz. Yani 4. alfa kanalını vermiyorsunuz bu yöntemde. Bu metotta. 3 parametreli diye bu şekilde bırakmışlar. Aynı şekilde bir köşe noktası verirken de sadece x ve y'yi vereceğim diye bakın burada vertex 2 0f 0f diye bunlar floating point olduğunu söylüyor içeriye. Noktaları veriyorsunuz. Yani üçgenin sol alt köşesi merkezde duruyor demek bu. Sonra rengi değiştirmiş. Kırmızıydı bu. Bu yeşil oluyor yeşil renkli kalem kullan ve ikisi 1, y'si 0 olan köşeye git. Bir daha kalemi değiştiriyor, maviye geçiyor. Bu sefer ikisi 0.5, y'si 1 olan yani tepedeki noktaya git. Diye üç köşeyi bu şekilde veriyorsunuz. Begin ile enter arasında. Şunlar yani köşe tanımı. Üçgeni çizdikten sonra GL Control noktası web buffer dediğinizde bunu görüntüye aktarıyor. Yani görselleştiriyor. Şu begin ve end arasında tanımladığınız noktaları çiziyor. Start dediğimizde görüntü oluşturur. 00 noktası burası. Burası 1 ve 0 noktası. Şurada 0.5 ve 1 noktası. Tepe noktası. Bu şekilde. Zaten içeride de kırmızı, yeşil ve mavi diye tanımlamıştık çizim noktalarını. Bu noktalardaki renkleri verince aradaki geçiş, renk geçişini kendisi hallediyor. Yani kırmızıdan önce biraz mor bir rengi geçiyor. Sonra maviye geçiyor. Buradan da aşağı inerseniz önce bir turkuaz rengi geçiyor. Sonra yeşile geçiyor gibi. Tam şu orta noktada da kırmızısı, mavisi ve yeşili eşit olan yani gri bir alan söz konusu olacak. Bunları zaten OpenCL kendisi yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi OpenTK'nın temel görüntüsü budur. Bunları kullanarak projeyi kopyalayıp şu kısmı değiştirerek farklı ödevler, farklı çizimler yapmanız mümkün. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Teşekkürler.